Alpem'den herkese merhabalar. İki gün yağmurun üstünde azıcık güneş gördük. Gene kaçtık çıktık hemen. Lastik basınçlarında biraz değişiklik var sanki. Arkası daha şişik, ön basık kalmış gibi hissettiriyor. Bakmadan sürmemek lazım aslında. Bakayım, benzinlik görürsem kontrol edeceğim. Görüntüde bir sıkıntı yok. Görüntüde sıkıntı olsa zaten iyice çökmüş oluyor. Yani basıncı gitmiş oluyor. Motorda pek onu yaşamadım bugüne kadar. 1924 kilometreye geldik. Sağ tarafa bakmayınca arabalar çarpmıyor zaten. Yani her halükarda yol veririz, zorası ayrı da. Yayanın üstüne çıkacak değiliz ama bakmamaları bana garip geliyor ya. Ben yayayken böyle rahat olmuyorum. Evet, iyi, onun duruşuna bak sen. Harikasın. Geçen motosiklet sürüş pratiği videosu yaptım ya. İşte onun faydaları oluyor aslında böyle yerlerde sürmek. Daha rahat gidiyorsunuz. Geçen anlatmak istediğimin özeti buydu. Bu tip trafikli yerlerde, dar alanlarda, yavaş sürüşlerde daha rahat sürmenin esprisi o. Hareket ederken ben çok aralara girmemeyi tercih ediyorum da şu durulabilecek bir hız olduğu için çok problem etmiyorum şu an. Yaya falan çıksa durabilecek şekilde gitmek lazım. Yani daha önce yaşadık. Bilmiyorsanız kanaldaki kaza videosuna bakabilirsiniz. Bugünlerde Oğuzhan'ın Dominar'a sattık. Mao Motovlog olarak bakarsanız. Bir tane veda videosu attı zaten. Öyle gerekli de sattı. Yoksa daha 800 kilometredeki sıfır motor. Memnuniyetle alakası yok. Gayet memnundu ama satması gerekti diyelim. Belki yerine başka bir şey alır. Ona bakacağız. Motoru bilerek çıkarttım bugün aslında. Çünkü ilana koyunca herhangi bir teklifte aklımıza girip sattırabiliyorlar. Sonuçta ilana koymuşuz, boşuna değil. Piyasayı yoklama amacım yok. Çünkü motor sıfır zaten yani. Sıfırına kıyasan, bayideki fiyatına kıyasan fiyat aralığı bellidir. Bir de böyle ölücüler oluyor tabi. Sıfıra 64 mü? Sen koyarsın 61, 62 neyse. 60 olur mu? Ben 3. motosikletim. 5 yıldır motosiklet biniyorum. Piyasa koşulları ne olursa olsun 500-750 liradan fazla bir indirim yapıldığını görmedim. Ben de yapmadım. Yaptıramadım da, öyle söyleyeyim. Herkesin malı kıymetli yani. Uyanık geçinmeye gerek yok. O yüzden ben de bunu öyle yapıyorum. Şimdi koydum ama belli olmaz bana. Satmayacağım dersem zaten direkt kaldıracağım yani. Çok da problem değil. Ah, kışlık eldiven taksam iyi olacakmış ya. Eller bayağı üşüyecek ya da böyle yavaş süreceğiz. Bugünkü videonun konusu yakıt testi olacak. Kocaeli'nde fulleyip gelmiştim motoru. Şimdi tekrar işe gidiyorum Kocaeli'ne. Gördüğünüz gibi hafif şehir içi, hafif şehir dışı karışık bir yolculuk olacak. Bu sebeple bakacağız kaç yakmış. Gittiğim yerde bir daha fullerim. Ellerimi bilerek böyle tutuyorum çünkü gerçekten karşıdan ciddi bir soğuk geliyor. Hele bir de çevre yolundaki gidişimizi düşünürsek bugün donacağız demektir yani. Neyse bakalım, böyle ağır ağır giderim ben de. Yani trafik derdimiz yok nasılsa. Emniyet şeridi vesaire kullanınca da vakitten kazanmış olacağız. Çok sıkıntı olmuyor. Emniyet şeridi demişken arabayla 1800 lira ceza yemişim. İlgili yasaya baktığımda da ne çıktı dersiniz? Emniyet şeridi kullanımı çıktı. Sen kırmızıda geçecek misin? Hayır, geçme de hayret. Genelde geçerler. Ekipmanlı olunca dikkat çekiyor tabii. Bisiklette de böyleydi. Ben Antep'te o zamanlar eldiven kask takıyorduk. Herkes uzaylı görmüş gibi bakıyordu. Ama sonra yavaş yavaş böyle aileler gelmeye başlıyordu, çocuklu aileler. Bak abi ne güzel dikkat ediyor vesaire derken. Örnek olmak güzel oluyor tabii. Güneşin gözünü seveyim ya. Böyle soğuk havalarda bayılıyorum güneşte sürmeye. Neyse, yakıt diyorduk. Böyle yani, çok fazla zorlamayacağım. Çevre yolunda da zorlamam. Nasıl bir yakıt yaktığımızı görelim birlikte. Hiç yakıt testi yapmamıştım açıkçası. O yüzden bir bakacağım. Ne oluyor, ne bitiyor? Nasıl bir yakıt çıkıyor? Şuradan yavaş geçelim de biri çıkar. Korkutmayın insanları. Yıkayıp kaldırmıştım. Bugün de böyle sular çıkacak anlaşılan. Evet. Orası öyleyse biz de şuradan geçeriz. Çok çamura girmek istemiyorum gerçekten. Tamam. Burayı hallettik. Bir de şuradan çıkarsak temiz temiz gideceğiz sanırım.
en de sona suya gireceğiz zaten de. En azından yavaş girelim. Bu arada GoPro Hero 9'a geçtikten sonra mikrofon zamanında 5 cent falan diye o kadar ucuz aldığım mikrofonlar vardı. Hero 4 için alıp uyumlu olmadığı için kullanamadım. Hero 9'daki MediaMod denen zımbırtıyla bu mikrofon çalıştığı için bunu kullanıyorum şu anda. Ama o da ağızda çok bol duruyor. Geçenki çektiğim videolarda birazcık sesim uzakta kalmış. Mikrofonun çenedeki konumu değiştikçe ses azalabiliyor. O yüzden bugün onu da deniyorum. Biraz daha sabitlemeyi denedim mikrofonu. Yani eskiden yüksek hızlarda ses gelmezdi. Şimdi düşük hızlarda bile sesim hiç duyulmamış motorla. Öyle olunca da motovlog çekmenin anlamı kalmıyor. O yüzden bir ona da bakacağız bugün bakalım. Karışıklığa geldik. Herkesin acelesi olduğu tek nokta. Bir de böyle sağa gitmek isteyen abilerimiz var. Audi de ortaya kapattı sağ olsun. Azıcık sağ yapsa biz de geçerdik. Çok fazla devir yükseltmeden vitesi attırıyorum. Sakin kullanacağım çünkü yakıt testini böyle yapacağım. Şehir içi ve şehir dışı karışık. Birazdan Tem'e çıkacağız Kocaeli'ne kadar. Sabit bir yaklaşık 20-30 kilometre yol yapacağız. Sonrasında fullleyip bakarız günün sonunda. Ekrana da değerlerini koyacağım. Bugünün videosu aslında bu amaca. Ben zaten güvenlik için her gün motoru sürerken kamerayı açan birisi olduğum için bugüne böyle bir konu yerleştirmek istedim. Motovlogları seviyorsunuz çünkü. Ben de video çekmeyi seviyorum. Boş videolar bazen sıkıcı olabiliyor. Benim için sıkıcı değil mesela. O motosikleti almayı istiyorsam güzel oluyor izlemesi ama herkes aynı şeyi düşünmeyebiliyor. O yüzden çok da böyle boş boş video atmak istemiyorum. Belirli konular olunca da güzel oluyor. Vay! Kona elektrik. Hiç görmemiştim elektriklisini. Ben çok beğeniyorum bunu ya. Siz ne düşünüyorsunuz? TikTok'ta da Kona gelse de keşke şunu da sürsek. Bayılıyorum oradan araç kiralamayı sırf farklı modeller olduğu için. Tısıl tısıl gidiyorsun, ne güzel. Öne baksana, ızgara bile yok, havalandırma. Güzelmiş. Güle güle kullansın kiminse. Takdir ediyorum ya elektriğe hemen geçenlere. Bir motosiklet kadar yer bırakınız lütfen. Biz geçelim en azından. Tabii sen oradan araba haline de geçmek isteyeceksin belli. Sürprizlerle dolusunuz ya, var ya. Hop 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 şöyle geçelim. Ne güzel böyle her yere girebiliyor olmak ya. Motosikletin en güzel avantajı bu. Evet, temas kaldı. Tende de sakin sakin muhtemelen emniyet şeridinden gideceğim. Ya da yol müsaitse en sağ şeritten devam ederiz. Yerlerdeki şu nem gerçekten göz korkutucu. Şöyle ortadaki kuru yerden devam edelim. Şu anda vizörüm açık bu arada. Güneş vizörü kapalı ama alt taraf açık ağzıma doğru. O yüzden rüzgarı ona göre hesap edeceğim. Ses nasıl çıkıyor merak ediyorum şu anda. Birazdan bir de kapatıp deneriz. Şu an 60'ta gidiyoruz. Kapatıyorum. Çılgın Doblo atak yapamadı. Biz de atak yapsak iyi olacak şöyle. Emniyet şeridi ıslak çünkü çok oraya giresim gelmedi açıkçası. Şu an 80'le giderken sesim böyle çıkıyor. Biraz hızlanalım bakalım 90-100'de neler olacak. Yani bende kulak tıkacı var, ona rağmen inanılmaz rüzgar sesi geliyor şu anda. O yüzden mikrofondan da kötü bir ses çıktığına eminim. Muhtemelen devamı konuştuklarım duyulmayacak. Bu yüzden sıradaki videolarda görüşmek üzere. Videonun devamında yakıt analizini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Giderken de böyle.
130'la giderken böyle bir ses çıkıyor. Ben bile kendimi zor duyuyorum zaten şu anda. Bakalım videoda nasıl çıkıyor. Çok fazla zorlamayacağım çünkü yakıt testi dedik. Sakinken değerler ne çıkacak onu merak ediyorum. O yüzden 100-110 aralığında gidelim bakalım.